Merhabalar. Üçüncü parta hoş geldiniz. Öncelikle rakamla başlayalım. Sahneye bir text objesi oluşturuyorum. Text objesini edit moda alıp şöyle kenardan izole edelim. Hatta biraz Blender'ın text objelerinden bahsetsek daha mantıklı. Sahneye buradan ekli menüsünden text dediğiniz zaman böyle bir obje oluşturuyor. Bu objeyi edit moda aldığınız zaman normal yazı yazar gibi, Word'de yazı yazar gibi silebiliyorsunuz ve yazabiliyorsunuz. Şuraya 12 diyelim. Bunun şuradan A harfine bastığınız zaman yazı özelliklerine erişebiliyorsunuz. Mesela bunun fontunu değiştirelim. Şuradan bir tane font. Mesela şu font. Ya da şuna bakalım. Çok yumuşak. Windows fontları bunlar bu arada. Geçelim. Bunu da geçelim. Times New Roman. Kalsın. Bunu fontunu değiştirdikten sonra üst taraftan geometri kısmından biraz extrude ediyorum. Şu şekilde biraz kalınlık verelim. Shift'e basarak kaydırırsanız eğer daha hassas kaydırırsınız. Aşağıdan depth kısmından da buna biraz softluk oluşturalım. Şu şekilde bir yazımız var. Rakam. Sağ klik. Origin to geometry diyerek bunun orijinin tam ortasını alıyorum. Şu şekilde bir form. Bunu yukarıya taşıyorum. Ve küçülterek şöyle şuraya konumlandıralım. Biraz büyütebiliriz. Bu arada şurada üst taraftaki şeyin parçası kalmış. Bunu biraz ne yapalım? Dışarıya taşıyalım. Şu şekilde 12 rakamı burada dursun. Hemen bir kopyasını alıyorum aşağıya. 6. Sağ klik. Origin to Geometry diyerek bunu şöyle ortalıyorum. Bir kopya. Buraya 3. Bir kopya. Buraya 9. Rakamlarım. Bunlar şey olarak, rakam olarak dursun bu kısımlar. Şu kısımlar için de aralarına böyle çizgiler koyacağım. Ama çizgilerden önce bir akrep ve yelkovan için bir model yapalım. Sahneye Shift A kısa yol tuşuyla bir plane ekliyorum. Plane'i şöyle izole edelim. Objeyi edit moda alıp buradan S ve X harfleriyle şu şekilde scale ediyorum. Buradan çevireceğim için orijinin burada kalsın. Şöyle bunu yukarıya taşırsak o orijinimiz burada kalır. Daha sonra edit moddayken, buradayken yani sahneye bir ekle menüsünden circle ekliyorum. Circle'da F harfine basıp circle'ın içerisini dolduruyorum ve bunu küçülterek şu şekilde ve yukarıya taşıyarak şundan bağımsız bir objeymiş gibi üst tarafta konumlandıracağım. Sonra bu ikisine beraber solidifi verdiğim zaman ne olacak? İkisi beraber aynı şekilde aynı kalınlığa sahip olacak. Biraz daha küçültelim şunu. Evet, şuradaki kenarı da edge'i de şöyle inceltiyorum. Daha sonra bunun buradaki yüzeyine bir adet edge ekleyip bunu yukarıya doğru taşıyorum şöyle. Şu şekilde yukarı doğru taşıdıktan sonra böyle şu yüzeyi de yukarı alalım. Gözükmesin. Bunun üzerine bir adet bevel bırakıyorum. Ctrl A'ya basarak scale'i elden resetleyelim.
Bevel bıraktıktan sonra da Bevel'ın amount kısmını şöyle kısarak segment sayısını da şöyle artırıyorum. Bunu yapmamın sebebi burada buna metal dokusu vereceğim. Burada bir parlaklık oluşsun, form oluşsun diye böyle bir şey ekledim. Üzerine bir de Solidify koyalım. Ama Solidify'yi üste koyalım. Şu şekilde dursun. Çok da önemli değil. Zaten şöyle gözükecek. Ama bunu şöyle yapabilirdik. Solidify vermek yerine şunu silip şuradaki yüzeyi şöyle şuraya F ile birleştirebilir. Burayı da F ile şöyle kapatabilirdik. Bu da bir seçenek. O zaman şunu da biraz aşağıya doğru extrude etmemiz gerekecekti. Şöyle. Fark etmez. İkisi de bizim işimizi görür. Bu şekilde kalsın. Bu bizim akrebimiz olacak. Pardon, yelkovanımız olacak. Bunu küçültüyorum. Yukarıya taşıyorum. Küçültüyorum. Şöyle baktığımız zaman biraz daha büyütebiliriz. Bu şekilde bir formu var. Şöyle aşağıya şu şekilde koyalım. Bir kopyasını alıyorum. Rotate ediyorum. Küçültüyorum bunu. Bunu aşağıya çekeceğim. Şu şekilde şurada konumlansın. Bizim için bunlar tamam. Bir de bunun şuradaki diğer kısımlarını ekleyelim. Şu kısımlarını ekleyelim. Ya da önce cam kısmını ekleyelim. Sahneye cam için bir silindir, pardon, silindir değil, bir circle oluşturuyorum. Bu circle'ı şu şekilde yukarıya doğru taşıyıp biraz küçültebiliriz. Şöyle şurada kalsın. Edit modu alıp buradaki circle'ın bu kısmını isterseniz F harfine basıp içini doldurabilirsiniz. Ya da doğrudan grid'in şuradan grid'in face kısmından Alt F ile de doldurabilirsiniz. Grid'in fill özelliğini de kullanarak doldurabilirsiniz. Fark etmez. Önemli olan burada poligonun olması. Buradaki poligondan sonra hatta şunu şöyle geri alalım. Daha düzgün bir doldurma işlemi yapalım. Buraya grid fill dedikten sonra şuradan aşağıdaki kısmı şöyle offset değerini şu şekilde 4'e kadar çıkarttım. Daha düzgün bir formum var şu anda. Çapraz durmuyor. Buradaki vertex'i seçiyorum. Buradan soft selection'ı açarak bunu yukarı doğru taşıyorum. Mouse'u bırakmadan, sol tuşu bırakmadan mouse'un tekerini çevirdiğimde bu bana böyle bir hafif bir bombelik veriyor. Şu bombelik benim için kafi. Şöyle biraz daha indirebiliriz. Daha sonra bu objeyi şu şekilde aşağıya konumlandırıyorum. Nereye kadar? Benim şuradaki iç kısmıma kadar. Şöyle. Sağ klik, smooth dediğimiz zaman saatin cam kısmında tamam. Şimdilik bu cam kısmını şöyle cam diyelim. Gizleyeceğim. Daha sonra renklendirirken o cam kısmını kullanacağım. Son olarak videoyu bitirmeden şuradan bir de iç kısımdaki çizgileri oluşturalım. O şekilde videoyu bitirelim. Sahneye bir adet plane objesi oluşturuyorum. Plane objesini şöyle küçültüp şu şekilde şuraya da doğrudan içeride yapalım. Sonradan ayarlarız konumunu. Yukarıdan aşağıya doğru daraltıyorum. Şöyle yan tarafa doğru da küçültüyorum. Bunlar bizim kesik çizgilerimiz olacak. Zamanın diğer kısımlarını göstermesi için rakamlar yerine. Öncelikle bu ortadayken sahneye bir empty olarak empty türünden bir obje oluşturuyorum. Herhangi birini oluşturabilirsiniz. Fark etmez. Şunu oluşturalım mesela. Bu objenin üzerine array bırakıyorum. Array'in de buradaki relative offset değerini object offset olarak değiştirip şuradan obje olarak bu empty'yi bağlıyorum buna. Bunun büyümüş olmasının sebebi scale değerlerinin 1 olmaması. Bunu Ctrl A ile scale değerlerini setliyorum. Daha sonra objeyi edit moda alıp yukarıya taşıyorum. Yukarı taştıktan sonra buradaki değeri şu şekilde çeviriyorum.
Yani 60 dakika olduğu için saat diliminde doğal olarak 60 tane çizgi yapabilirsiniz. 60 tane çizgi yapmak isterseniz eğer burayı 360 derece döneceği için 360 bölü 60'tan 6 derecelik çevirme ile eksi 6 ya da şöyle fark etmez. Eksi 6 derecelik çevirme ile şuradaki RI değerini 60'a çıkarttığınızda size tam bir daire verecektir. Tabii bunu biraz küçültelim. Biraz da yukarıya doğru taşıyalım. Biraz da yukarıdan aşağı küçültelim. Şöyle bir formumuz var. Yani daha az sade yapmak isterseniz de işte bunu 360 60 tane değil de kaç tane olacak? 5'te 1 olacağı için 60 bölü 5 desek 12 12 kopya mı olacak? 12 kopya içinde 360 bölü 12 yapacaksınız. 30 derecelik bir açı lazım bize. Burası 30 olacak. Şu şekilde baktığınız zaman 1, 2 şunlar zaten 12'yi ifade ediyor. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye böyle gidiyor. Bu şekilde kalsın. Rakamlar olarak bunları kullanırız. Aralarına ayrıyetten çizgileri de ekleyebilirsiniz. Şimdi şurada Ö harfine basıp çıkıyorum. Şunu edit moda alıyorum. MT'ye içerlemeden edit moda alıyorum. Aşağıya doğru taşıyorum. Şu şekilde. Daha sonra yukarıya doğru taşıyıp üzerine bir bevel, pardon, solidify bırakıyorum. Solidify'nin de thickness değerini şöyle açalım. Üzerine bir tane de bevel bırakalım. Bevel'ın amount değerini kısıyorum. Buradaki segment sayısını da 2 yapalım. Şimdi bunları oluşturduktan sonra tabii şunlara ihtiyacımız yok. Şuradaki rakamlara ihtiyacımız yok. Bunu apply diyeceğim. En son aşamada buna apply diyeceğim. Ve bu kısımları sileceğim. Şöyle biraz inceltelim. Biraz da yukarıdan kalınlaştıralım şöyle. Şey tutalım. Şu şekilde bir formum var. Dediğim gibi buna apply dedikten sonra bu şunu ve şu iki diğer rakamları silip hatta yapalım. Array kısmına apply diyorum. Ya da değişiklik yapar mıyız son aşamada? Yapmayız. Aslında 1, 2, 3, 4. Şuradan 4 tanesini çıkarsam. Şöyle 4 tanesini çıkarttıktan sonra şöyle yapsak olur mu? Yani tam ayarlayamayız galiba. Silmek daha kolay. Daha simetrik. Şu objenin üzerindeki array'ı uyguluyorum ve edit modu alıp şuradakini L harfine basarak seçerek şuradaki de dahil olmak üzere bunları siliyorum. Evet, bu şekilde saatin diğer kısımlarını da yapmış olduk. Diğer videoda texture ve renklendirme materyal oluşturma videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.